Diğer sanatçıları temsil ediş biçimim için diyagramın doğru bir kelime olduğuna inanıyorum. Çizgi romanlarda aslında insanların diyagramı değil midir? Öznenin ne olduğunu anlatabilmek için ana hatlarını belirleyerek betimlemekten ibarettir. Stüdyosu en favori mekanıydı. Roy için buraya gelip resim yapmak bir çocuğun sokağa çıkıp oyun oynamasından farksızdı. Bundan o kadar çok zevk alıyor ki. Zaman zaman buraya sadece fırçalarını temizlemek için bile geldiğini biliyorum. Roy'un katı olarak nitelendirebileceğim bir çalışma düzeni var. Sabah saat 10'da stüdyoya gelir, kahvaltıda her gün aynı şeyi yer, öğle yemeği için mola verir ve daha sonra tekrar çalışmaya döner. Tanrım, bugün de mi işe gideceğim, bugün de mi resim yapacağım gibi lafları ondan hiçbir zaman duymazsınız. Resim yapmak onun neşesi, eğlencesi, her şeyiydi. Bazen Southampton'daki stüdyoya giderdim. Roy orada yalnız olurdu. Ben de bir sandalyeye oturur ve onu çalışırken seyrederdim. Onun dikkatini dağıtacağımdan korkardım ama hayır, o kadar yoğun bir şekilde çalışırdı ki hiçbir şey dikkatini dağıtamazdı. Hiçbir zaman resimden gelen kazancıyla geçinebileceğinin hayalini kurmamıştı. Bunu yapabilmek onu çok ama çok mutlu ediyordu. Roma'da nasıl çalışacaksın? Çizim yapacağım, resim yapacağım ama sanırım en çok yemek yiyeceğimi düşünüyorum. Tanıştığımız ilk günden onu son gördüğüm güne kadar hiç değişmedi. Kaygısız, çekici ve asla yargılamayan biriydi. New York'ta bir galeride çalışıyordum ve birlikte Büyük Amerikan Süpermarketi isimli bir sergi hazırlamıştık. Alışveriş torbaları üzerinde normal posterler yerine Roy Lichtenstein ve Andy Warhol'a ait resimlerin olmasının güzel olabileceğini düşündük. Herkes de aynı fikirdeydi. Roy'la 1964'te alışveriş torbalarını imzalamaya geldiğinde tanıştık. 1964'te Roy bayağı tanınan uluslararası bir sanatçıydı. Pop art'la ilgili hala ciddi şüpheler vardı. Yani pop art ciddi midir, o mudur, bu mudur gibi. Birçok kişi bu durumdan rahatsızdı. Özellikle de soyut dışa vurumcular. Çünkü acı dolu dünyaları bu esprili, güzel ve ustaca yapılmış çalışmalar sayesinde yok oluyordu. İlk resimlerimde yaptıklarım, o zamana kadar geliştirdiğim sanat ve estetik anlayışıma ters düştüğü için bayağı korkutucuydu. Bir anlamları olduğunu ve bu anlamın giderek güçleneceğini de biliyordum ama değişik oldukları için aynı zamanda korkutucuydular. Çizgi romanları çok sevmezdi. Çizgi romanın doğasının artistik bir görüntü yaratmaya aykırı olmasından dolayı o görüntüleri gerçek bir sanat eserine dönüştürmek Roy'un ilgisini çekiyordu. Aynı zamanda daha önce yaptıklarına geri dönmek de oldukça zordu. Bana göre resimlerinde hiçbir zaman o işkence edilmiş görüntüyü elde edemedi. Evet, kesinlikle acı çekmiş bir sanatçı değildi. Wow.
Ohio State'deyken bir sanat profesörü olan Hoyt Sherman'dan çok etkilenmişti. Bakış açısı ve algı hakkında konuşur, karanlık odada bir flaşı çizmelerini isterdi. Bunların Roy üzerinde etkisi büyüktü. Resimleri baş aşağı döndürmek, onları bozmak ya da yeniden hissetmek için yaptığım bir şey. Böylece onları bir özne gibi değil de işaretler olarak görüyorum. Ya da bir ayna yardımıyla bakıyorum çünkü bu da onlara olan bakış açımı değiştiriyor ve gözüme kötü görünen yerleri daha kolay bir biçimde bulabiliyorum. Aynen bir resme 2 haftalık bir aradan sonra tekrar bakıp yerine oturmayan şeyleri görebilmek gibi. Sanat, orijinal kaynaklarımdan tamamen farklı bir şey ve ben bu aykırılığı çok seviyorum. İnsanların çizgilerin karakterini sanatın karakteriyle karıştırdıklarını düşünüyorum. Ama bence önemli olan çizginin konumudur. Evet, aykırılığı yaratan çizginin bulunduğu yer, karakteri değil. Şatafatlı şeyler onu her zaman eğlendirirdi. Kendine özgü doğal bir alçak gönüllülüğü vardı. Ben resimleri yapıyorum, o da satıyor. Bundan daha iyi ne olabilir ki? Çok basit. Ben biraz daha karmaşık olmayı seviyorum. Çok da değil tabii ama sanatçı ve sanat simsarı arasında birçok farklı ilişki olabilir. En güzeli ise arkadaşlığa dayalı olanıdır. Ve benim Liechtenstein'la olan ilişkim işte böyle bir ilişkidir. Doğru. 1961'den itibaren ölümüne kadar simsarlığını Leo Castelli yaptı. Birbirlerine o kadar güveniyorlardı ki bir sözleşme bile yapmamışlardı. Sanatı ve çalışmaları daha çok tanınmaya başlamıştı. O zamanlar birisinin ona ilaçlarını hatırlatacağı, tekerlekli sandalyede olacağı günlerle ilgili şakalar yapar, şapkasının hep kafasında olacağı, Oswego, New York'ta yaşamaya devam edeceği karlı günlerin hayalini kurardı.